Herkese selamlar. Merhabalar. AYT Kimya kampımızın 17. videosunda bugün Hund kuralıyla bir aradayız. Hund kuralı der ki elektronlar eş enerji orbitalleri doldurulurken önce boş orbitallere aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleştirilir. Daha sonra elektronlar elektron sayısı zıt spinli olacak şekilde ikiye tamamlanır. Neden zıt spinli? Şunu demiştik. MS spin kuantum sayısı ne diyordu? artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 değerli kalabiliyordu değil mi? Artı, 2, artı 1 bölü 2 saat yönünde, eksi 1 bölü 2 saat yönünün tersindeydi. Yani siz bunları aynı yönde yaparsanız ne olacak? İkisi de artı 1 bölü 2 ya da ikisi de eksi 1 bölü 2 olacak. Bu hatalı bir gösterim olacaktır. Bunun kuralı bundan, bundan da bahsetmiş oluyor aslında. Kısaca elektronlar orbitalde olurken var olan elektronları eşleştirmeden önce eş enerjili orbitaller özellikle burada P orbitali bizim için P'den itibaren diğer orbitallerde geçerli. Yani size böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Yarı dolu olacak şekilde doldurulur. Örneğin hund kuralına göre bakın şimdi bu ikisini inceleyelim. Bakın burada evet doğru zıt spin yerleştirilmiş fakat şurası niye boş? Bakın şu göstermiş olduğum yer niye boş? Ön önce bu şu yani en sonda eklediğimiz önce buraya ekleyeceğiz. Yani 2P3'ü bu şekilde şu yok. Şunun gibi yani 2P3'ü her birine birer tane olacak şekilde yapacağız tamam mı? Burada oksijen atomunu incelediğimiz zaman, bakın buradan yana bir sıkıntı yok ama bak bunun yönü yanlış. Bu arada hani böyle 2p4 olsun, 2p5 olsun nasıl yerleştirdiğiniz önemli. İstersen bu tarafa yerleştir, istersen bu tarafa yerleştir, istersen bu tarafa doğru yerleştir. Yani, ama bu sondakinin yönü yanlış çünkü önce yukarı doğru olması gerekiyor, tamam mı? O yüzden yönü yanlış, yani yukarı doğru olacak ki buradaki yönden dolayı bir sıkıntı olmasın ve hunt kuralı da geçerli olsun, tamam mı? Olay burdu umarım anlaşılmıştır diyorum bir sonraki videomuzda Pauli kuralında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.